rahat rahat çalış, ben biraz daha gezeyim. Sevdin galiba Sinop'u. Hem de çok. Havası güzel, doğası güzel, insanları güzel. Onu nereden anladın hemen? Esnafın tavrından. Cana yakın, güler yüzlü. Hele İstanbul'dan sonra. Sinop tam yaşanacakken. Madem öyle, gel yaşa. Ne güzel olur. Vallahi belli mi olur? Ciddi misin? Akşama konuşuruz hadi. Ne zaman çıkaracaksınız bizi buradan? Yemek vermiyor musunuz? Ekmek getir bari. Yemek izni yok. Ne bu be? Öyle şey mi olur? Git bir daha sor. Ekrem Bey, Tecid'de yemek gitmeyecek demişsiniz. Evet. Dursunlar bakalım, daha ne kadar oldu ki içeri geri. Peki. Ekrem Bey. Buyurun, son durumu konuşalım. Akşam için abiniz sağ olsun nezaket gösterdi ama size emri vaki mi oldu acaba? Yok, hayır. Yani sizi böyle düşünceli görünce acaba diye şey ettim. Canım sıkkın, doğru. Ama nedeni malum. Adliye mevzunu. Ahmet Bey'i tanıyan, ona çok saygı duyduğu belli biri aldı ifademi. Buyurun. Yani bu Ahmet Bey de... Meryem Kara cinayetinin aydınlanmış olduğunu, elimizde itirafname olduğunu hatırlattım. Ahmet Bey'in yeniden soruşturma talebini de benimle ilgili şahsi bir problem olarak gördüğümü ifade ettim. Evet, aynen öyle efendim. Aynen öyle. Bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ben de. Zeynep Sarı'nın mektubunu da verelim. Müsaadeniz efendim. Ekrem Bey. Meryem'i Elmas öldürdü. Değil mi? Elbette öyle efendim. Elbette. Kemal Bey. Buyurun Ekrem Bey. B2'den Zinet Kara'yı odama getirin. Zinet Kara. İdareye. Ne işi varmış benim idarede? Müdür Bey çağırdı. İnsan önce bir kendini tanıtır. Bir hoş geldin, bir hayırlı olsun deriz. Adım Kemal ama yeni değilim. O zaman bize hayırlı olsun. Özge, şu paltonu veriver. Gidelim bakalım. Ne diyormuş müdür bey? Müsaadenizle.
Gel. Zinetlere getirdim. Mahkum bırak, sen kapının dışında bekle. Niye çağırdın beni? Tamam müdür bey, siz işinizi bitirin. Öyle konuşalım. Oh, bana göre hoş. Ha hoştu oturmuşum ha burada. Mektubum var. Ne oluyor Ekrem? Bak şimdi Zeynep Karam. Burada yeni bir dönem başladı. Bunu Ahmet Bey gayet iyi biliyor. Ama bilmezden geliyor. Zaten aklı karışık bir adam. Duygusal. Kendine hayrı yok. Bu işi gözü kesmedi, çekti gitti. Ama şimdi de ta oralardan burayı karıştırmaya çalışıyor. Hala. Ne söyleyeceksen söyle Ekrem. Söyleyeceğim, sabret. Sen akıllı bir kadınsın. Boş lafla heyecana kapılıp sonradan pişman olmazsın. Burada kimse kimsenin kuyruğuna basmazsa bu işle işten ne sana zarar gelir ne de bana. Beni merak etme. Sen kendine dikkat et Ekrem. Kemal Bey, mahkumu koğuşuna getir. Merhaba Zeynep Karak. Evet, Sinop'tan ayrıldım. Ama sanmayın ki sizinle işim bitti. Benimki kısa bir ara. Öyle kabul edin. Orada kafamı kurcalayan sorunların peşini bırakmayacağım. Henüz işimi bitirmedim. Senin kızınla ilgili cinayet hakkında ek soruşturma talep ettim. Senin de bunu bilmeni istedim. Bu mektubu alınca bana cevap yaz ki mektubun eline geçip geçmediğini bileyim. Bu mektupta suç unsuru yok. İdare sana vermek zorunda. Beraya ve diğer arkadaşlarına selam söyle. İyi haber mi? Ahmet Kalafatçıoğlu'ndan. Çok düzgün adamdı Ahmet. Umarım tekrar gelir. Benimki kısa bir ara diyor. Dönecek galiba. Hayırlısı olsun Behiyecik. Biz işimize bakalım. Bana bir hat ver. Alo. Ha, ben Ekrem. Nasıl? Nasıl olayım gözüm, nasıl olayım? İyidir, çalışıyoruz işte. Ha, evet. Bak ne diyeceğim. Bu akşam bana bir 3 kişilik masa ayarla. Ha.
Savcı Hanım'la abisini misafir edeceğim. Evet, evet. Ya. Ha. Aman dört dörtlük bir masa olsun ha. Sakın beni mahcup etme. Ha. Tamam. Tamam gözüm. Hadi bakalım. Hadi bakalım. En kötü günümüz böyle olsun. Ne güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık.